30 dakikaya hoş geldiniz. Ben Zeliha Saraç. Bugün 24 Mart günlerden çarşamba, karlı bir İstanbul öğleninden merhaba diyelim. Şimdi neler oldu, neler bitti bu 3 gündür ve bugün sabahtan itibaren piyasalarda neler yaşandı? Hemen Kutay'a döneyim ben. Kutay, bir özetler misin? Faizlerde özellikle çok ciddi hareketler görmüştük biz swap'ta. Yine ev tahvil faizinde ki tabii ki borsalarda. Ama bugün bu saate kadar nasıl bir performans gösteriyor TL varlıklar? Evet Zeliha, bakıldığında iki günlük piyasalardaki türbülanstan sonra hala aslında fırtınanın dindiğini söylemek için erken olduğunu hatırlatalım. Şu an tepki alımları ön planda olduğunu görüyoruz. Özellikle dün piyasayı ortadan böyle ikiye bölebilirdik aslında. Birinci seans ve ikinci seans diye ilk başta taban fiyatlara kadar giden rakamlardan sonra günün devamında özellikle yükselişin öncülerinden biri olan sanayi tarafındaki alımlar göze çarpmıştı. Aynı zamanda Türkiye ETF'lerine de girişler gerçekleştiğini dün takip etmiştik. Özellikle burada dip seviyelerden, en azından son dönemlerin en düşük seviyelerinden, özellikle buna şu yüzden söylüyorum. 2 günde %20 kabaca bazı hisselerdeki TL bazlı değer kaybı, dolar bazında bakarsak %30-%35'lere varan, sadece hafta başından bu yana ki o kısa süre zarfında 1,5 işlem günlük süre zarfındaki değer kayıplarının tepki alımlarıyla karşı karşıya olduğunu gördük. Şu an biraz daha piyasa haftanın birinci ve ikinci işlem gününe göre sakin olduğunu, özellikle biraz daha sanki böyle bir hasar tespitinin yapılmaya çalışıldığını da söylesek çok da yanlış olmaz. Burada bakıldığında mesela Türkiye fonlarında fiyat ile varlık arasındaki farka bakıldığında son dönemlerin en yüksek marjına ulaştığını gördük bu marjın. Aslında burada da bakıldığında fonun piyasa değerinin altında işlem geçtiğinde söylesek çok da yanlış olmaz. Özellikle şu son dönemde hafta başından bu yana hala CDS'ler tarafında, şu an rakamlara bakıyorum, 480'ler civarında. Bunun yanında tahvilin geldiği seviyenin 18'lere doğru biraz daha geri çekilmesi ve aynı zamanda bu Londra'daki swap piyasasında faizlerin dünkü %1000'lerden sonra aşağı doğru geri gelmesi şu an biraz daha risk iştahını pozitif tutan başlıklar olarak karşımıza gelmekte. Piyasa uzmanlarıyla konuştuğumuzda burada Garanti ve Akbankası gibi bazı şirketlerde özellikle 2 gün üst üste burada taban fiyatlardan kapanmış olması tarihte görülen aslında ender rakamlardan birine işaret ettiğini bize gösterdi. Bugün bakarsak bankacılık hisselerinin biraz daha pozitif tarafta kaldığını görüyoruz. %2'lere varan primler vardı. Şu an 1.60'lar civarında yükselişler hakim. Burada da kamu bankaları öncülüğünde yükselişler haftanın ortasında karşımıza gelmekte olduğunu da hatırlatalım. Şu ana kadar kısa vadeli destekler üzerinden gelen tepki alımları borsada ön planda olduğunu söyleyen analistler, aynı zamanda bugün endekste de temettü etkisinin de yer aldığının altını çizdi. Temettü etkisi altında olan hisselerde, yani endeksi geriye çeken başlıklarda Erdemir, İskenderun Demir Çelik, Ford Otto, Otokar'ın temettü ödemeleri mevcuttu. Bunun da endeks içerisindeki etkilerini gördük. Özellikle bugün Zeliha, kapatmadan şunu söyleyeyim. An itibariyle Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor. Burada ekonomiye dair notlar dikkatli bir şekilde piyasanın odak noktasında olacak. Kutay, teşekkür ediyorum. Evet, kongre devam ediyor. Olağan kongre. Bir de MYK olacak tabii. Bugün bazı isimleri öğrenmiş olacağız diyelim. Gün boyu konuşmaya devam edeceğiz. Doktor Nedim Türkmen'e dönelim. İyi günler hocam. İyi günler, iyi yayınlar dilerim. Teşekkürler. Şimdi bu karşılıksız çeke bir yıl hapis cezası vardı. Bu ertelenmişti, bu bitiyor. Yeni çözüm ne olacak? Evet, şimdi şöyle, çekle ilgili olarak geçen yıl pandemi öncesinde bir yasa çıkartılmıştı. 250 bin dosya var her şeyden önce karşılıksız çekle ilgili olarak. Aslında biraz meseleye bir giriş yapmak istiyorum. Türkiye'de 2012 yılında karşılıksız çekle ilgili hapis cezası kaldırılmıştı. 2016 yılında karşılıksız çekte hapis cezası değil ama çekin karşılıksız hale gelmesine neden olma diye bir suç oluşturuldu. Ve bu suçun takibi de şikayete bağlı. İcra Ceza Mahkemesi'ne gidiyorsunuz ve burada çek bedeli kadar adli para cezası kesiliyor. Yani siz 150 bin lira bir çeki ödemediğiniz zaman 150 bin lira da bu
karşılıksız çıkmaya neden olmaktan dolayı para cezasına çarptırılıyorsunuz. Bu para cezası ödenemediği zaman da bu hapis cezasına dönüşüyor. Tek çekle ilgili 3 yıl, birden çok çekle ilgili olarak da 5 yıl hapis cezası var. 250 bin dosya var. Bu bir yıllık erteleme getirilmişti. O da şuydu: alacaklıyla anlaşacaksınız, %10'unu ödeyeceksiniz, sonra taksite bağlayacaksınız. İnfaz ertelenecek. Bu düzenleme yapıldı, hemen pandemi gündeme geldi. Önce 3 aydı. Pandemi döneminde kimse doğru düzgün iş olmadığı için bu ödemeleri yapamadı. Bu sürede şimdi 26'sında doluyor. Bu 250 bin dosya tekrar işlemeye başlayacak. Ertelenen infazlar tekrar yapılmaya ve bu insanlar hapse atılmaya çalışılacak. O işlemler başlayacak. Ciddi bir mağduriyet var ve bununla ilgili olarak da bir çözüm getirilmedi. Şu anda karşılıksız çek bedeliyle ilgili olarak bankaların sorumluluğu sadece 2670 lira. Bunun çözümüyle ilişkin olarak ben hep şunu savundum: çekte vade olmaması gerekir. Görüldüğü anda ödenir, ama Türkiye'de devlet politikası çek ödeme aracı yerine kredi aracı olarak kullanılıyor. Bankalara da sadece 2670 liralık bir cezai şart konulunca insanlar, kötü niyetli şirketler çek karnelerini alıyorlar. Bunlara 200 bin, 300 bin liralık rakamlar yazıyorlar. Böyle bir süreç var. Onun dışında gerçekten 40 yıl, 30 yıl faaliyette bulunan esnaf, iş adamları bu son 5 yılda Türkiye'de biliyorsunuz bir darbe girişimi oldu, bir konkordato rüzgarı oldu, Rahip Bronson oldu ve ödeyemediler çeklerini. Yani kendi tahsilatlarını yapamadıkları için kendi çeklerini ödeyemediler. Dolayısıyla burada da ciddi mağduriyetler oluştu. Hayatında ilk kez 30 yıllık şirketinin çeki yazılan insanlar oldu. Son 4 yılda da 61 milyar 744 milyon liralık çekin ödenmediğini de ifade etmem lazım. Burada çekte hapis cezasının kaldırılması, bundan öncekilerin çözülmesi bir çözüm olabilir ama burada bankalara ilişkin ciddi bir sorumluluk yüklemek gerektiğini düşünüyorum ben. Örneğin siz 10 yaprak bir çek aldığınızda bu çek bedeli, örneğin her çek yaprağı 30 bin liradan fazla düzenlenemez tarzı bir düzenleme getirmek, bankaların da o ellerini taşın altına koymak gerekir. Aksi takdirde bir de çekin ödeme aracı olması lazım. Kredi aracı olmaktan çıkartılması gerekiyor. Bunlar yapılmadığı sürece, bu ülkede de ekonomi böyle bozulmaya devam ettiği sürece bu vakaların sayısı da artacaktır. Çek ödeme aracı olmalıdır, kredi aracı olmamalıdır. Bankalar ciddi bir analiz yapmadan, inceleme yapmadan kimseye çek karnesi vermemelidir. Onun dışında bunun çözümü gözükmüyor maalesef. Diğer ülkeler nasıl çözmüş? Diğer ülkeler çözmüş, çok kolay çözmüşler. Çünkü çek görüldüğü anda ödeniyor, çek ödeme aracıdır. Borç aracı, ya çekte vade olmaz. Bizim Türk Ticaret Kanunu da böyle yazıyor. Ama her sene hükümet kanun çıkartıyor. Çekin üzerindeki vadede ödenir, önceden götürülüp bankadan tahsil edilemez diye. Anladım. Bu düzeltilirse peki Türkiye'de, çünkü kronik bu durum, ben bildim bileli bu çekler ödeme aracı değil, vadeli olarak verilir. Hep öyle bilirim ben. Kökten çözümü yok o zaman, öyle mi? Yani yeni bir anlayış mı gelmesi lazım çek ödeme aracı olduğuna dair? Yani şimdi şöyle, aslında Türkiye'de böyle bununla ilgili olarak da bir plasman yaratılıyor aslında. Piyasalarda hatır çeki denen bir konu da var Türkiye'de. Diğer ülkelerde olmayan, biliyorsunuz. Şu yapılabilir: banka X anonim şirketine bir çek karnesi veriyorsa, onunla ilgili olarak bir mali analiz yapmış olması lazım. Bu şirketin nakit akışına göre ne kadarlık bir çek karnesi vermesi gerektiğini, yani bir parasal sınır koyması gerekir. Yeni kurulan 9 aylık bir şirkete sınırsız çek yetkisiyle verirseniz 20 yaprak çeki, onun ne yapacağını bilemezsiniz. Evet. Ama bu bankanın garantisinde olursa ve çekin üzerine de yazarsanız bu 50 bin liradan 60 bin liradan fazla düzenlenemez diye, böylece bu çember daraltılabilir, olaylar azaltılabilir diye düşünüyorum. Peki, düzenleme var mı mecliste? Yok dediniz ama düzenleme yok şu anda, 26 Mart'ta süre doluyor.
bir torba kanuna bir hüküm eklenerek bunun 2 yıl daha ertelenmesi yerinde olacaktır. Çünkü bu bir yıllık süre içinde dünyada da her yerde pandemi var. İnsanlar zaten işlerini kaybetmiş. Yani çek düzenleyeni hapisten çıkardık. Adam iş bulma şansı yok. Şimdi tekrar hapse koymaya çalışıyoruz. Bunun da düzeltilmesi gerekir. Peki, süre verilmesi gerekir diye düşünüyorum. Hocam çok teşekkürler. Umuyorum duyulur ben bu. Ben teşekkür ederim. Adnan Dalgakıran'a dönelim. Makine İmalat Sanayi Dernekleri Federasyonu Başkanı. Adnan Bey, şu çek konusuna sizden de bir cümle alayım ben. Siz de iş dünyasında biri olarak çok uzun seneler. Tabii arkadaş, benden evvel kardeşim gayet güzel anlattı. Bu arada iyi yayınlar diliyorum. Çek, vadeli çek diye bir kavram yok Türk Ticaret Hukuku'nda. Siz bir yıl sonrası tarihe bile çeki kesseniz, aslında o çeki alan kişi o gün onu tahsil edebilir. Yani böyle bir vade kavramı yok. Ama bu bizim uygulamada bir nevi kredi kullanma şeklinde kullandığımız farklı bir iş bu. Dünyada bir örneği yok açıkçası. Ama bu sistem bu arızaları doğuruyor ve hep doğuracak. Yani dolayısıyla da kökünden çözüm bulmak gerekiyor. Bizim gibi finansmana erişimin çok da kolay olmadığı ya da uygun fiyatlı olmadığı yerlerde bu tarz bir uygulamanın ortaya çıkması her seferinde eninde sonunda ciddi sorunlar çıkarınca, hele 10 yılda bir bu tarz sarkınlara giren bir ülkede bu tür problemlerin çıkacağı çok aşikar. Bunun içerisinde iyi niyetli olanlar da var, kötü niyetli olanlar. Bunu ayırmak da mümkün değil açıkçası. Yani bunu ayırabilir diyen doğruyu söylemiş olmaz. Dolayısıyla da zaten bir işi yaptığınız zaman, faturayı kestiğiniz zaman Türk Ticaret Hukuku'na göre zaten o borçludur. Ama çek de burada bir enstrüman olarak kullanılıyor. İşin uygulama biçimi yanlış. Şimdi ekonomik reform paketinin takvimi yayınlandı dün akşam. Bir göz attınız mı, nasıl buldunuz diye soru yemiş dünyası olarak. Bir de son birkaç gündür yaşadığımız bu dövizdeki hareketler. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Ekonomik paket açıklandı ve bunun da bir yol haritası var. Yani her zaman şunu söyleyelim. 1-0'dan büyüktür. Yapılacak her şey, yapılması gereken her şey mutlaka bir fayda sağlayacaktır. Ama Türkiye'nin ekonomisinin daha güçlü ve güvenilir hale gelmesi için çok daha geniş bir perspektiften yaklaşılması gerekiyor. Sadece mühendislik, yani rakamlar, teşvikler ve şunlar bunlarla o alanı yakalamamız çok mümkün değil. Bu geniş perspektifi ne zaman oluşturabiliriz. Ne zaman bu dönüşümü sağlarız? Zaten kitabı da onun için yazdım Deli Hanım. Evet. Bir ekosistem olarak 300 yıldır bir ekosistem olarak hadiseye bakamadığımız için bunları ben neticede olumlu ama palyatif, yani bir yeri her tarafta problem olan bir yerin bir yerini düzeltiyorsunuz. O genel üzerinde çok büyük tesirler yaratamıyor. Olumlu elde bakıyorum ama işin kendisini kökten düzenlemek için çok daha geniş bir reform paketine ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Şimdi pazartesiden beri 7.20 olan dolar 8.40, sonra tekrar 8'in altı, 7.70'in altı, şimdi 8 civarında oldukça volatil bir durumda devam ediyor. Şimdi ihracat yapanlar tabii çok rahatsızlar bu oynaklıktan, ama şimdi üç dünyası bu üç günden nasıl etkilendi? Devamında ne bekleniyor? Yani öngörüde bulunabiliyor musunuz diye sorayım ben size. Ya şöyle söyleyeyim. 21. yüzyıl zaten dünyada öngörünün çok her alanda kısaldığı, daraldığı, daha sisli bir alanda hareket etmeyi, şirketlerin de fleksibil olmasını gerektiren bir yüzyıl. Bunun üzerine bizim kırılgan bir ekonomiye sahip ülkeyi de ilave ettiğimiz zaman öngördü oldukça siste önümüzü görme alanı birkaç metrelere düşmüş vaziyette. Yani şöyle, yine az evvel dediğim gibi bütünlük olarak bakmadığımız için karşımıza çıkan sorunları o anda gelmeye çalışıyoruz. Oysa problemimiz ne? Hep aynı şeyi yaşıyoruz.
ülkenin ürettiği dövizle tükettiği döviz arasında bir fark var. Biz bunu nasıl kapatacağız? Çok basit soru. Yani ülkeden çıkan döviz, ülkeye giren dövizden daha fazla. Ve bu belli bir süre sonra tıpkı depremdeki fay hatlarında birikme gibi birikiyor, birikiyor ve 8-10 yılda bir ciddi bir hasar yaratıyor. Yani metler takımında iki tane ileriye gittiğinizde biliyorsunuz sonra bu işin patlama noktasına geliyor bu fay hat ve bir adım geriye gidiyor. Bu hikaye 300 yıldır yaşanıyor. Yani yeni bir hikaye değil bir kere bunu şey yapalım. Yeni ağa karşımıza böyle bir durum çıktı gibi şaşırarak bakmıyorum. Bunu neden yaratamıyoruz kökünde? Yani girişimcilikten bütün üniversitesi her yerde nitelikli insan kaynağımız az, yaratıcı nitelikteki girişimci sayımız az ve o nitelikli girişimcilerin yeşerici ortamı yaratamıyoruz. Daha fazla o nitelikli insan kaynağını oluşturacak ortamı yaratamıyoruz. Yani neticede geliyor bu iş insana kilitleniyor. Bizim yani ihracatçı açısından sadece bakmayalım. Yani bizim bütün üreticilerimiz ihracat yapmasa da biz ara malda ve teknolojik mallarda dışa bağlı bir ülkeyiz. Dolayısıyla biz her alanda dövizle ticarete bağımlıyız. Bu çerçeveden baktığımız zaman da sorunun asıl şey şudur. Döviz yüksek ya da Türk lirası çok güçlü ya da çok güçsüz oluşu tabii ki bir durum yaratır. Ama asıl tehlikeli durumu volatilite dediğimiz yani dövizin ne şekilde aşağı yukarı oynayacağını bilememek çok ciddi bir tehdit yaratıyor bütün üreticilerimiz için. Yani bugün 8 diyoruz. Ya işte mesela bir ara yine 8'e geldi. Sonra 6.90'lara kadar indi 80'lere. Sonra tekrar yukarı gitti. Bu durumda bir maliyet oluşturmak işletmeler için hemen hemen imkansız. Yani burada ticareti yaparken aldığınız fiyattan, dövizi aldığınız fiyat yüksek fiyattan malı alıp da üretim yapıyorsanız düştüğü zaman bir ay sonra, iki ay sonra bu düştüğü zaman evet, satıyorsanız bu size bir ciddi zarar oluşturabiliyor. Başka bir teknolojik kompleks de oluşturabiliyor. Bu çok daha tehlikeli aslında. Peki birkaç dakikam var. Bu son Çin'den yapmış olduğunuz alışverişte, daha doğrusu makine ithalatında son durum nedir? Sıkıntılar vardı. Şimdi daha evvelki programını söyledim. Biz bir makine sektörü olarak yani tam bir Çin istilası altındayız açıkçası. Tekrar altını çizerek söylüyorum. Yani bütün bu teknolojik yani ya da yatırım malları ticareti tamamen ülkelerin stratejik hamlelerinde birinci derecede önemlidir. Şimdi Çin'in yaptığı bize veya dünya yaptığı makine ihracatına baktığımız zaman bir sene evvel, iki sene evvelki kilogram değerlerinin daha altında bir değerle bu ürünleri sattığını görüyoruz. Bu da bize şunu anlatıyor. Çok ciddi bir sübvansiyon var. Yani devlet yurt dışında yatırım yapacak firmaların, ülkelerin Çin malı makine alımlarına çok ciddi destek veriyor. İkincisi de Çin mühendislik firmalarına çok ciddi destek veriyor. Şimdi Çinliler gelip size kredi vermek istiyorlar. Bütün dünyada bunu yapıyorlar. Diyorlar ki aynen bunu da Avrupa'dan öğrendiler, Almanya'dan öğrendiler, Fransa'dan öğrendiler. Diyorlar ki biz size 3 yılı ödemesiz 10 yıl, 15 yıl vadeli kredi verelim. Ama bizim makinalarımızı alın, bizim siz, insanlarımız, bizim iş adamlarımız sizin altyapısını yapsın, işleri de bize verin. Bu klasik bir uygulamadır. Ben bunu aşağı yukarı yani aklım erdiğinden beri hep anlatıyorum. Yani bu bir stratejidir. Doğru bir stratejidir. Hı hı. Ama biz de tabii bir organizasyonumuz, ciddi bir organize olamadığımız için ve stratejimiz olmadığı için bu strateji Avrupa yaptığı zaman da geliyor bizi vuruyor. Çin yaptığı zaman da geliyor. Doğru. Her zaman strateji. Sizin şu kitabınızı alıp okumam gerekiyor en kısa zamanda. Tekrar teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Evet, kapatıyoruz 30 dakikayı. Saat 19'da görüşmek üzere.